MHP'li Kütahya Belediyesi Kütahya için iyi bir şekilde kompozisyon yazmıyor. Vazo Kule projesi Alim Işık'ın değil Osman Gezgin'in belediye başkan adayı olduğu zaman hazırladığı projedir diyen Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin MHP'li Kütahya Belediyesi'ni eleştirdi. Tamamını izleyiniz, duymayan kalmasın, paylaşınız. MHP'li Kütahya Belediyesi'nin Kütahya için iyi bir şekilde kompozisyon yazamıyor, yazmadığını ifade eden Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin, en basiti MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık 15.000 kişiye iş sözü vermişti. MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da şu kadar iş yeri açılışına ruhsat verdik, şu kadar kişi istihdam edildi, istihdama katkı sağladığını zaman zaman basına yaptığı açıklamada kendisi ifade ettiğini Yeniden Refah Partisi olarak ve kamuoyu da çok iyi biliyor. Belediyenin zaten asli görevlerinden birisi de iş yeri açılışı ruhsatı vermektir dedi. Osman Gezgin, Kütahya Belediye Başkan adayı olduğu dönemde Vazo Kule Plaza projesinin olduğunu, MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık benim projemi alarak, projede değişiklikler yaparak kendisinin projesiymiş gibi Kütahya kamuoyuna açıkladı dedi. Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin basına yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Ekim 2013 yılında ben hazırlattım bu projeyi. 2 sene çalıştı benim mimarlarım ve yıkılan belediyenin oraya yapmayı planlamıştım ben. Bunların kat planları dahi de hazırdı yani. O günün parasıyla 13,5 milyona mal oluyordu. Biz Ekim ayında adayı gösterilemeyince Aralık sonunda yani 3-4 ay sonra o zaten 1-2 günde çizilebilir o proje. 3-4 ay sonra Alim Bey Vazo Kule projesiyle çıktı. Niye? Çünkü Ekim ayında biz adayken vatandaştan o Vazo Plaza projesi çok ciddi ses getirmişti ve karşılık bulmuştu. Ama bizimki öyle camdan falan değildi. Dışı çini kaplamalı, hatları daha ince, daha zarif, alt katları, yerleşim planları bile hazırdı. Alt katlarında mağazaların, üst katlarında ofis olacak, en üst katının döner kule olacak. Hatta o zamanki basın toplantımızı hatırlarsınız belki. Bu projeyi ben hayata geçirmek istememin tek nedeni şuydu. Ben üniversite yıllarında dahi Kütahyalıyım deyip diğer illerde olduğum zaman ha şu küçük bir vazosu olan şehir değil mi? Ya biz 3,5 metrelik vazoyla övünüyoruz. Benim bunu yıkmam lazım ve bu dünya üzerinde bir proje olması lazım. 65 metre yüksekliğinde bir binadan bahsetmiştik. O zamanlar demiryolu alt geçidi alınmamış hatırlarsınız. Oradan insanlar girerken o vazoyu görecekler ve biz damga vuracağız demiştim. O şekilde mimarıma söyledim ve İstanbul'da mimar arkadaşım 2 yıl çalıştı o projede. Ha, güzel tuttu, karşılık buldu. Aynısını koyacak hali yok adamın. Ne yapacaktı? MHP'nin adayı, 2014 adayı Alim Bey de hemen basit bir çiziktirmeyle camdan bir şey yaparız biz deyip tahminim öyle. Ondan sonra onu koydu. Ha, yapmak zorunda kaldı. O zaman da açıkladım. İlk bu proje 1 mi, 2 mi, 3 mi diye sordu ya. O zaman hiçbiri. Sen kendi çizgilerinle, çiniyle onu göstermelisin ki bir şekle benzesin ve bu proje olmaz. Düşünülen yerde yanlış, düzgün bir yerde olsun diye bahsetmiştim. Artık bir kere de söz verdi ya, şu anda söz verdiği için bir şeyler yapması lazım yani. Bir iki bir şey yapmaya çalışacak işte. Göğüs hastalıkları, Ilıca ne oldu? Bir kere hastane senin işin değil, niye bunu açıklıyorsun? 2, 15.000 kişiye istihdam dedin. 15.000 kişiye istihdam diyorsun, kaç sene oldu? 3 sene bitiyor. Bir tane bir şey yok. Hiçbir şey yok daha. İşçi aldığı yok. 15.000 kişiden en azından 3.000'ini alması lazım dedim. 2 gün sonra bir basın açıklaması yaptı. Dedi ki ben dedi 2.800 kişiye mi ne iş yeri açma ruhsatı verdim dedi. Oralarda dedi birer kişi çalıştı. 2.800 kişiye istihdam yaptın dedi. Yani sen o mantıkta bakıyorsan zaten Allah sana selamet versin ne diyeyim yani. Bunu sizin yapabilmeniz için bir kompozisyon kurmanız lazım. Kompozisyon hazırlama. Hani düğüne gidiyorsun ne diyor? Hadi bakalım şimdi pasta kesiyoruz. Hadi pasta kestik, hadi oynuyoruz, hadi takı takıyoruz, hadi güle güle. Bir kompozisyon var tık 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 tık. Seni yönlendiriyor, sen düşünemiyorsun bile. Sen de o kompozisyonu yazman lazım. İşte Kütahya'ya otobüsü getirdim kardeşim. Nerede bırakacağım? Meydan ışıkları. Kütahya Belediyesi kompozisyonu yazamıyor. Yazamıyor tabii ki şu anda. Yazamıyor. Kütahya Belediyesi şu an evet. İstediğiniz şekilde kompozisyon yazamıyor. Kütahya'da şehri yönlendiremiyor. Şehri sağlıklı bir şekilde ileriye taşıyacak projelerle yönlendiremiyor. Belediyecilik nokta koymaktır. Noktaları koyarsınız, değişik bölgelere noktalar koyarsınız. Ondan sonra bir bakmışsınız ki noktalar çizgiye dönüşmüş. Siz Germiyan Sokağı'nı bir çizgi halinde yaşanabilir hale getireceksiniz. Orada birçok işletmeleri yapacaksınız. Sabahleyin adamı oraya otobüsle bırakacaksınız. Orada onlar yürürken 1 saatlik program oradan Bedestan'a çıkacak. Bedestan'daki milyoncuyu boşaltacaksınız. Onun içerisine localar var orada biliyorsunuz. Her locanın içerisine... Şimdi kaldı mı bilmiyoruz artık. İşte her loca ayarlayacaksın. Eskiye döndüreceksin tekrar. Restorasyonunu yapacaksın. Her locanın içerisine unutulmaya yüz tutmuş meslekleri koyacaksın. Nedir? İşte nalbantlık, telkarilik, kalaycılık, değil mi? Şimdi kalaycılık. Ver bir tane belediyeye, bir tane genç bir çocuk al. Maaşını da ver. Kardeşim senin iş kaygın yok. Sen bu işi spor olarak yapacaksın. Al şu da maaşın. Kalaycılık olacaksın. Sen belediyenin kalaycısın. Bir tane de ustaya onu öğrettireceksin. Böyle 20 tane, 30 tane meslek grubunu oraya koyup bunları işletsen. Ön tarafında da bunların satışlarını yapsan. Zaten onların maaşını haydi çıkartırsın. Geldi o bir saatlik turda oraya uğradı. Orada adam alışverişini yaptı. Saman pazarını, pekmez pazarını da ona göre dizayn etti. Oradan yürüttün, devam ettin. Analcı mescide kadar insanlara getirdin. Oralarda dizayn edip Ulu Cami'ye bağladın işi. Adam yürüyerek Ulu Cami'ye geldi. Bak otobüs şeyde bırakmıştı. Meydan ışıklarında bırakmıştı. Ulu Cami'nin önüne gönderdin otobüsü. Tekrar orada bindirdin. Yukarıya döner gazinoya çıkarttın. Yemeğini yedi. Parasını ödedi. Bak paket program bunlar. Gibi ya bunlar tabii şeyli. Faraza konuşuyorum ya. Bunları çoğaltabilirsin. Ekip sonuçta yüzlerce çalışan belediyede müdür, şef, evet, amiri var kardeşim. Otur, oda başkanlarını çağır. Bak benim Osman, vatandaş Osman. Bunları koydu ortaya da. Muhtarım sen de bir şey koy. Hadi sen de bir şey koy. Herkes bir şey koyacak. Ona göre kompozisyonu çiz, resmi çiz. Döndür Arizona'ya gönder. Bir gece işte Gül Palas'ta yatsın adam. Ne bileyim bir gece Gülümser Hatun'da yatsın. Buna göre planlama yap. Paket ne kadar? İşte 1500 lira, 2000 lira. Bunu İstanbul'da haydi verecek adam var. Ya bunu bir sen kompozisyonu yazıp şehri yönlendiremezsen, vizyonunu koyup bakınır durursun işte. Ne yaparsın? Gidersin tabelayı değiştirsin. TC Kütahya Belediyesi yazarsın. Alkışlanırsın. Onun yerine kadar döner bir tane heykel koyarsın. İşte yapıyorum dersin. İş yeri açma ruhsatlarına imza attım. Bak icra dersin. Bunlar olur işte. Şu anda hala daha dişe dokunur bir şey yok. MHP'li Kütahya Belediyesi Kütahya için iyi bir şekilde kompozisyon yazmıyor. Vazo Kule projesi Alim Işık'ın değil Osman Gezgin'in belediye başkan aday adayı olduğu zaman hazırladığı projedir diyen Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin MHP'li Kütahya Belediyesi'ni eleştirdi. Tamamını izleyiniz, duymayan kalmasın, paylaşınız. MHP'li Kütahya Belediyesi'nin Kütahya için iyi bir şekilde kompozisyon yazamıyor, yazmadığını ifade eden Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin, en basiti MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık 15.000 kişiye iş sözü vermişti. MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da şu kadar iş yeri açılışına ruhsat verdik. Şu kadar kişi istihdam edildi, istihdama katkı sağladığını zaman zaman basına yaptığı açıklamada kendisi ifade ettiğini Yeniden Refah Partisi olarak ve kamuoyu da çok iyi biliyor. Belediyenin zaten asli görevlerinden birisi de iş yeri açılışı ruhsatı vermektir dedi. Osman Gezgin, Kütahya Belediye Başkan aday adayı olduğu dönemde Vazo Kule Plaza projesinin olduğunu, MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık benim projemi alarak, projede değişiklikler yaparak kendisinin projesiymiş gibi Kütahya kamuoyuna açıkladı dedi. Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin basına yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi.